İyi akşamlar. Gizli dünyalara hoş geldiniz. Bu akşam gene zaaflarımızın, hırslarımızın bizi sürüklediği acılara, günahlara tanık olacağımız, yaşadığımız dünyanın gerçekleriyle yüzleşeceğimiz hayat öyküleri izleyeceğiz sevgili izleyenler. Bu birbirinden ilginç, sarsıcı, gerçekten yaşanmış öyküleri izlerken, bu dünyada aklımızın, vicdanımızın nasıl sınandığına gene birlikte tanık olacağız. Gizli dünyalarda ilk olarak kredi kartının cazibesine kapılıp gelirinin üstünde harcama yapan bir kadının ibret verici öyküsünü izleyeceğiz. Faizlerle, cezalarla giderek büyüyen borcunu ödeyebilmek için sonunda yalana, hırsızlığa kalkışan kadının nasıl korkunç bir sona sürüklendiğini göreceğiz. Gizli dünyalarda ikinci olarak çocuğu amansız bir hastalığa yakalanan bir annenin öyküsünü izleyeceğiz. Kendi çocuğunun ölümünü beklerken ölmekte olan bir kadının çocuğunu evlatlık alan anneye Allah'ın aynı anda yaşattığı sevince ve acıya içimiz burkularak tanık olacağız. Bu öyküleri izlerken her zaman olduğu gibi vicdanımızın, aklımızın aynasında kendimizi tartıp gene kendimiz, ailemiz, çocuklarımız için kıssadan ise dersler çıkaracağız. Gizli dünyalara hoş geldiniz. Gebze'de bir banka şubesine 35 yaşlarında iyi giyimli bir adam girer. Üzerinde bomba olduğunu söyleyerek hemen kendisine 3 milyar 200 milyon lira vermelerini ister. Bankacılar soyguncunun sadece bu kadar para istemesine şaşırırlar ama beline sardığı kartonlara bomba süsü veren soyguncunun istediği parayı verirler. Soyguncu parayla kaçarken bankanın alarmına basarlar. Olay yerine yetişen polis ekipleri soyguncuyu kısa bir kovalamadan sonra yakalarlar. Soyguncuya neden soygun yaptığı ve neden tam 3 milyar 200 milyon istediği sorulur. Verdiği cevap herkesi hem şaşırtır hem üzer. Çünkü bu soygunu 3 milyar 200 milyon liralık kredi kartı borcunu ödeyebilmek için yapmıştır. Anlattığım olay gazetelere geçmiş, gerçekten yaşanmış bir kredi kartı dramı, ibret dolu bir öykü. Allah bize akıl vermiş sevgili izleyenler. Bize sunulan her nimetten yararlanırken aklımızı kullanmamızı emrediyor. Her yararlı şey akılsız birinin elinde zararlıdır. Bir ilaç bizi ağrımızdan kurtarır ama bir avuç tutarsak sonumuz olabilir. Kredi kartı kullanırken de durum aynıdır. Kredi kartı bütün dünyanın kullandığı büyük rahatlık, büyük kolaylık. Yanımızda para taşımıyoruz. Bir imza ile istediğimizi alıyoruz. Kredi kartı devletimiz için de önemli. Harcamaları kayıt altına alıyor. Vergi kaçağı olmuyor. Sevgili izleyenler, kredi kartı çok yararlı. Ama aklını kullanmayı bilenin elinde. Ama görüyoruz ki kredi kartı kullananlar ceplerinden para çıkmadığı için sanki hiç ödemeyeceklermiş gibi harcama yapıyorlar. Taksit imkanlarıyla, ikinci üçüncü kartlarla imkanlarını aşan borca giriyorlar. Geciktirilen ödemelerle, faizlerle borçları çığ gibi büyüyor, sonunda içinden çıkılmaz bir hale geliyor. Gene esefle görüyoruz ki kredi kartı borcu yüzünden evleri, eşyaları haczediliyor. Mahkemeye veriliyorlar. Depresyona giriyorlar. Hapse girenler, az önce anlattığım gibi soyguna kalkışanlar bile oluyor. Şimdi izleyeceğimiz öykü de bir ev alabilmek için yıllardır para biriktiren İstanbullu bir ailenin gerçekten yaşanmış ibret verici öyküsü. Kredi kartının harcama kolaylığına kapılan bir kadının adım adım yaklaşan felaketini birlikte izleyelim. Kızım, kahvaltı hazır. Hadi kalk. Ayça. Günaydın. Ne olur biraz günaydın. Daha uyuyayım. Hadi Ayça, okula geç kalacaksın. Kalk da yüzünü yıka. Hadi kızım. Tamam baba.
Canım, bugün maaş alıyorsunuz değil mi? Alıyoruz, evet. Sen yine hepsini bankadaki hesaba yatır, tamam mı? Zaten her ay yatırıyorum Ahmet. Ama üstüme giyecek hiçbir şeyim kalmadı. Alışverişe çıkmak istiyorum. Sevim, bak çok az kaldı. Yıllardır dişimizi sıktık bir evimiz olsun diye. Biraz daha sabret. Sabrediyorum Ahmet. Ama her gün işe aynı kıyafetlerle gidiyorum. Elbiseden geçtim. Yüzüme bir krem bile alamıyorum. Gel canım. Alacaksın hayatım. Şu evi bir satın alalım. Kira derdinden bir kurtulalım. Sonra her istediğini alacaksın. Baba, yeni evimizde benim de odam olacak değil mi? Elbette kızım. Artık salonda yatmayacaksın. Senin de çok güzel bir odan olacak. Yaşasın. Abi kiralar ateş pahası. Şuraya bak. İki oda bir salon 600 milyon. Şaka mı yapıyorlar? Maaşın hepsini kiraya verirsek bize ne kalacak? Öyle. Ben kaç yıldır kendi evim olsun diye boşuna mı dişimi sıkıyorum? En iyisini yapıyorsun abi. Ama yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Bak Metin. İnsanın başını sokacağı bir çatısı olsun. Gerisi kolay. Bankada bir ev parası biriktirdin ha. Vallahi bravo sana. Lüzumsuz masraf yapmazsan ufak ufak birikiyor be Metin. İnşallah bu yıl girerim evime. İnşallah abi. Darısı başıma. Ne diyeyim? Sevim, bu sana teşekkür gelmiş. Teşekkür ederim. Şuraya bir imza atar mısın? Tabii. Sevim, nedir o? Kredi kartı için form doldurmuştum geçenlerde. Kartı göndermişler. Sen kredi kartı kullanmazsın ki. Artık herkesin kredi kartı var. Benim neyim eksik? Doğru. Kimse cebinde para taşımıyor ki. Her yerde kredi kartı geçiyor. Hem bir sürü yerde kredi kartına taksit de yapılıyor. 4 taksit, 6 taksit, 10 taksit bile var. En güzel yanı da o zaten. Alıyorsun, sonra küçük küçük ödüyorsun. Ayfer, hadi iş çıkışı seninle bir alışveriş merkezine gidelim. Yüzüme bir krem alayım. Bir kullanayım bakayım şu kartı. Tamam, olur. Ben de kendime bir şeyler bakarım. Bunun yanında şu gece kremini de kullanmalısınız. Her akşam yatmadan önce süreceksiniz. Sizin cildinize çok uygun. 2 hafta içinde etkisini görürsünüz. Ne dersin Ayfer? Alsam mı acaba? Ben kullanıyorum. Çok da memnunum. Biraz pahalı değil mi ama? Bu ay kampanyamız var. Kredi kartına 6 ay taksit yapıyoruz. 6 ay mı? Oo, çok iyi. O zaman şu ikisini alayım. Parfüm denemek ister misiniz? Olur. Bence çok etkilenecek ve şu an kampanyada. Yanımda da bu makyaj çantası hediyesi. Çok hoş. Alıyorum. Toplam borcum ne kadar? 150 milyon. Yalnız kredi kartıyla ödeyeceğim. Tabii ki, olur. Yarın şu dosyalara bir göz atalım Metin. Müdür bey rapor bekliyor. Tamam. Yarın sabah bakarız. Hı-hı. Ha abi. Hı-hı. Biz arkadaşlarla yemeğe çıkıyoruz. Sen de gelir misin? Sağ ol Metin. Ama şimdi boşuna masraf. Hem cebimde param da yok. Ne olacak abi? Ben veririm. Verirsin sonra. Borç yiyen kesesinden yer. Sağ ol, ben gelmeyeyim. Peki kredi kartın yok mu abi? Onunla ödersin. Yok Metin. Kredi kartım yok. Kredi kartıyla olunca yine ödemeyecek miyim? Şu evi alıncaya kadar 5 kuruşun hesabını yapmak zorundayım. Belki sen de haklısın abi. Hadi Allah'a emanet ol. Ben kaçıyorum. Güle güle Metin. Size afiyet olsun. Sağ ol abi. Aa, saat kaç olmuş? İnsan alışveriş yaparken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyor. Kredi kartı harika bir şeymiş Ayfer. Para harcamadan istediğini alıyorsun. Ben bugüne kadar niye yararlanmamışım bu kolaylıktan? Bedava almıyorsun ki. Sonuçta ödeyeceksin bankaya. Bedava değil ama 6 ay taksit yaptılar. Para çıkma diye cebimden. Aydan aya ufak ufak öderim işte. Hani bir tek krem alacaktın? Ne yapayım? O parfüm de çok güzel kokuyordu Ayfer. Dayanamadım.
Pahalı bir markadır o. Güzel kokacak tabii. Bu ay bizim maaşlara zam yapılıyor Sevim. İnşallah. Ev alma arifesinde bu çok rahatlatacak bizi. Hı hı. Sevim, sen parfüm mü değiştirdin? Yo, bu her zaman kullandığım koku. Öyle mi? Daha farklı geldi bana. İşten başını kaldırıp benimle ilgilendiğin yok ki. Tamam tamam kızma. Maaşını bankaya yatırdın mı? Evet, hepsini olduğu gibi yatırdım. Sevim, biliyorum senelerdir çok kısıyoruz ama bu ev hem bizim hem kızımızın güvencesi olacak. Biliyorum hayatım, biliyorum. Afiyet olsun Sevim. Sağ ol Feride. Gel otur. Hafta sonu ne yapıyorsun? İşin var mı? Yok. Ahmet çalışır herhalde. Ayça da babaannesinde. Evdeyim. Ben alışverişe çıkacağım. Kışlık bir iki şey almam lazım. Sen de gel vitrin gezer oyalanırız. Benim de giyecek doğru düzgün bir şeyim kalmadı aslında ama. Tamam işte. Sana da bakarız. Ya şimdi masraf yapmayayım. Biliyorsun ev için para biriktiriyoruz. Alışveriş yapman şart değil ki. Gezmiş oluruz işte. Tamam o zaman. Değişiklik olur bana da. Bu nasıl Feride? Ay çok hoş. Sana da çok yakışır. Of ama çok pahalıymış ya. Sen bilirsin güzelim ama bu tam senlik. Aslında ihtiyacım da var ama. Aman nasıl olsa kredi kartıyla ödeyeceğim. Taksit de yapıyorlar. Hadi. Hadi. Ay çantalar da çok hoş. Gerçekten hoş. Bak bu bordo aldıklarınla da uyar. Evet. Olmuşken tam olsun. Bu çantayı da alalım. Peşin mi ödeyeceksiniz, kredi kartıyla mı ödeyeceksiniz? Tabii ki kredi kartıyla. Peki. Ya Feride, gelmişken bir kuaföre de uğrayalım mı? Uğrayalım hayatım. Eline sağlık canım. Afiyet olsun. Senin böyle bir bluzun var mıydı Sevim? Yeni aldım. Baba, annem bana da çok güzel bir elbise almış, biliyor musun? Sevim? Canım, ihraç fazlası bunlar. Mutfak parasından arttırdıklarımla aldım. Güle güle giy. Ama biliyorsun şu sıralar harcamalarımıza dikkat etmeliyiz. Biliyorum hayatım. Sen dert etme. Ben dikkat ediyorum. Senin de imzalaman gerekiyormuş. Tabii canım. Saatin çok şık Sevim. Yeni mi aldın? Evet yeni. Pahalı değil mi o saat? Biraz pahalı ama kredi kartına 8 taksit yapıyorlardı. O kadar hoşuma gitti ki. Taksit olunca da dayanamadım. Tamam herhalde. Sağ ol canım. Al bakalım Sevim Hanım. Yeni kartın gelmiş. Kızım bu aldığın kaçıncı kredi kartı? Ne yapayım Ayfer? Ufak ufak ödüyorum işte. Ahmet'in haberi var mı bu kartlardan? Yok. Aman. Duyarsa kıyameti koparır. Sevim, kredi kartını doğru kullanırsan kârı geçersin. Ama sen ihtiyacın olmayan şeyleri bile alıyorsun. Sonra başına dert alma. Yok canım. Ne alıyorum ki? Hem azar azar ödüyorum her ay. Havalar da çok soğudu Metin. Benim emektar palto da iyice yıprandı. Bu kışı geçirmez. Yenisini alma vakti geldi. Aslında ben de alsam iyi olurdum. 10 yıldır aynı paltoyu giyiyorum. Gel sana da alalım. Yok yok. Bu kışta idare ederim. Hele şu evi bir alayım. Sen bu tutumlulukla gerçekten ev sahibi olmayı hak ediyorsun abi. Sağ ol Metin. Emlakçıya haber verdim. Uygun bir ev arıyor benim için. Peşinatı verdim mi gerisi kolay. Thank you.
Ne oldu Sevim? Sabahtan beri suratın beş karış. Peş peşe bütün kredi kartlarımın ekstreleri geldi. Çok mu harcamışsın? Farkında olmadan çok yüklenmişim kartlara Ayfer. Hepsinin limitleri dolmuş. Kartın var diye her şeyi bedavaymış gibi harcarsan olacağı bu işte. Hangi birini ödeyeceğimi şaşırdım. Bir de faizleri var ki sorma. Eğer ödemezsen faizi boyuna katlanır. Allah göstermesin, sonra hiç başa çıkamazsın. Ne yapacağım ben şimdi? Bence yol yakınken kocana anlat. O bir çözüm yolu bulur. İmkanı yok, anlatamam. Bana demediğini bırakmaz. Bir yerlerden borç mu bulsam? Bu ay maaşımı zamlı aldım. Mesaileri de verdiler. Çok az kaldı Sevim. Emlakçıya haber verdi. Bizim için ev bakıyor. Bu aylık giderler için, gerisi de bankaya. Sen parayı bana versene. Ben işe giderken yatırırım. Yok canım. Ben bir ara çıkıp hallederim. Yolumun üstü Ahmet. Neden vermiyorsun ki? Tamam hayatım. Neden bu kadar sinirlendin? Sanki alıp harcayacağız. Canım, yapar mısın öyle şey? Sana yük olmasın diye dedim ben. Son günlerde çok gergin gözüküyorsun. Ev alacağımıza bile sevinmiyorsun. Senin ağzından ev almaktan başka bir kelime çıkmaz mı Ahmet? Sevim Tekin, kredi kartı borçlarınız yüzünden sizi hapse atmak zorundayız. Ben böyle olacağını hiç düşünmemiştim. Bunu bana nasıl yaparsın? Bu kadar borç içine nasıl girersin Sevim? Seni terk ediyorum. Terk ediyorum seni. Hayır Ahmet, lütfen beni terk etme. Yalnız bırakma beni. Hayır, hayır. Sevim, ne oldu? İyi misin? Kötü bir rüya gördüm de. Hadi uyu, ben iyiyim. Bu para da beni kurtarmaz ama biraz nefes alırım. Nereden buldun o parayı? Ahmet'in maaşı. Bankaya yatırmam için verdi. Bu parayla kredi kartı borcu ödeyeceğimi bilse... Sevim, kötü bir şey yapıyorsun. Kocana yalan söylüyorsun. Gerçeği söyle artık ona. Yapamam Ayfer, söyleyemem. Bu kadar borcum olduğunu duysa öldürür beni. Ah Sevim, keşke bu kadar çok harcamasaydın. Şimdi düştüğün durumu görüyor musun? Ne bileyim, taksitler, faizler... Birden çığ gibi büyüdü Ayfer. Ben de anlayamadım. Ne yapacağım ben şimdi Allah'ım? Aferin benim kızıma. Sen derslerini iyi çalış. Onların hepsini hallederiz. İçsene şu sütünü artık. Ne bağırıyorsun çocuğa Sevim? Ne oluyor sana? Bu sinirin ne? Bıktım artık. Ne ev derdi biten ne çocuk derdi. Bıktım. Bıktım, anlıyor musun? Sevim, sen kaç aydır hiç iyi değilsin. İstersen işten izin al. Biraz dinlen ha. İyiyim ben, tamam mı? Rahat bırakın beni. Rahat bırakın. Bakın avukat bey. Param olunca ödeyeceğim dedim. Şu an durumum yok, ne yapabilirim? Yapacak bir şeyimiz yok hanımefendi. Haciz emri vereceğiz. Haciz emri mi vereceksiniz? Evet Sevim Hanım. Rica ediyorum, biraz daha süre verin lütfen. Maalesef Sevim Hanım, elimizden bir şey gelmiyor. Tamam avukat bey, iyi günler. Hangi bankanın avukatıydı bu defa? Allah'ım, bana yardım et. Şu düştüğüm duruma bak.
Nasıl öderim ben bu kadar borcu? Ahmet duysa kahrından ölürdü adam. Ah Sevim, sana aylardır söylüyorum. Ahmet'e söyle artık. Durmadan faiz işliyor kartlarına. Bu borcu tek başına ödemene imkan yok. İnanabiliyor musun Ayfer? Kartların borcu faizleriyle 30 milyara yaklaştı. Ödemezsem hapse atılacağım. Allah'ım kurtar beni. Tek bir çare var. Neymiş o? Bankadaki ev için biriktirdiğimiz para. Sevim, bunu yapamazsın. Yıllardır ev almak için biriktirdiniz o parayı. Başka bir çarem mi var? Ödemezsem hapse atacaklar beni. İyi günler Ayşe Hanım. İyi günler. Ben Sevim Tekin. Buyurun Sevim Hanım. Bankadaki hesabımız için aramıştım. Evet Sevim Hanım, sizi dinliyorum. 30 milyardan biraz fazla olacaktı. Doğru, hesabınızda 30 milyardan fazla var. Evet, o parayla kredi kartlarımın borçlarını ödemek istiyorum. Ev işi ne oldu Sevim Hanım? Ha, ev işi mi? Onu biraz erteledik. Ertelediniz mi? Peki. Size kredi kartlarımın numaralarını vereyim. 5-5-7-1. Tamam Nuri Bey. O ev tam bize göre. Hemen tapu işlemlerine başlayalım. 30 milyar peşinatı hemen yarın geçerim hesaba. İyi günler. Sonunda oldu abi ha? Evini alıyorsun. Evet, sonunda ev sahibi oluyorum. Sevim duyunca uçacak. Hayırlı olsun abi. Yıllardır çektiğin sıkıntıların karşılığını alıyorsun. Metin, ben emlakçıya gidiyorum. Bir saate kalmaz gelirim. Tamam abi. Sevim yeter artık. Böyle ağlayarak kendini harap ederek neyi çözeceğini düşünüyorsun? Bütün paramız buydu Ayfer. 5 kuruşumuz kalmadı. Ahmet'e bu yaptığımı nasıl söyleyeceğim? Bence hemen anlat. Evet çok büyük bir hata yaptın ama yine de Ahmet'e anlatmalısın. Affedecek. Hayır affetmez. O beni affetse bile ben kendimi affetmiyorum. Ev paramızı harcama tutkuma, bilinçsizliğime feda ettim. Allah'ım. Canım aldı kurtulayım. Ben geldim. Baba hoş geldin. Hoş bulduk kızım. Oh. Hoş geldin. Size çok önemli haberlerim var. Benim de sana söyleyeceklerim var Ahmet. Tamam ama önce müjdeyi vereyim. Yıllardır beklediğimiz gün geldi. Baba yok Zeyma diyoruz. Evet, yarın parayı verip tapuyu alıyoruz. Yarın mı? Evet yarın. Bütçemize uygun bir ev bulmuş emlakçı. Tam bize göre, kutu gibi bir ev. Sevim, sen çok sevinmedin galiba. Sevindim tabii, çok sevindim. Sadece şaşırdım. Yarın deyince... Sen ne söyleyecektin Sevim? Hiç. Önemli değil. Sen işe gitmeyecek misin hayatım? Birazdan çıkacağım. Hiç iyi gözükmüyorsun Sevim. İstersen bir doktora git. Yok, iyiyim. Gece uyuyamadım da. Heyecandan uyuyamamışsındır. Bugün bankadan parayı çekip tapuyu halledeceğim. Artık bir evimiz var Sevim. Allah'ım ben ne yapacağım şimdi? Hadi akşama görüşürüz. Hoşça kal anne. Güle güle. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın abi. Günaydın. Büyük gün bugün ha? Hayırlısıyla Metin. Şimdi bankayla konuşup para işini halletmem lazım. Allah'ım. Senden başka sığınacak kimsem yok. Artık ne kocamın ne de kızımın yüzüne bakabilirim. Ölmekten başka çarem kalmadı.
Günahlarımı affet Allah'ım. Ayşe Hanım merhaba, ben Ahmet Tekin. Hesabımla ilgili görüşecektim. Hayırlısıyla ev alıyoruz. Tüm hesabımı çekmek istiyorum. Efendim? Ne dediniz? Anlamadım. Siz karıştırıyorsunuz herhalde. Benim eşim kredi kartı kullanmaz. Dün mü çekti? Hepsini mi? Allah. Abi, abi kendine gel. Ne oldu? Sevim. Yıllardır biriktirdiğimiz bütün paralarla kredi kartları borçlarını ödemiş. Ne? Yok canım, bir yanlışlık olmalı. Hayır Metin, yanlışlık yok. Dün banka yaramış. Demek tuhaf hallerin nedeni buymuş. Alo. Sevim Hanım'la görüşecektim. Ben eşiyim. Sevim Hanım bugün gelmedi efendim. Gelmedi mi? Hayır, gelmedi. Tamam. İyi günler. İyi günler. Sevim bugün işe gitmemiş. Sevgili aile, beni affedin. Sizin geleceğinizi mahvettim. Ölmekten başka çarem kalmadı. Bunu yapmak istemezdim. Ama inanın sizi çok seviyorum. Sizden beni affetmenizi istiyorum. Bir de kapalı. Allah'ım bir delilik yapmasa. Nereye abi? Sevim'i bulmam lazım Metin. Söylemedin Sevim. Sakın kendine bir şey yapma. Allah ne olur. Ne olur kendine bir şey yapmasın. Affedin beni. Hayatınızı mahvettim. Affedin. Sevim! Sevim, aç kapıyı! Sevim! Sevim! Olamaz! Hayır! Hayır! Kurtulacaksın Sevim! Kurtulacaksın! Kurtulacaksın! Nasıl doktor bey? Çok ağır ilaçlar içmiş. Midesini yıkadık. Şimdi iyi, merak etmeyin. Allah'ım şükürler olsun sana. Fakat belli bir süre rahatsız etmeseniz iyi olur. O zaman ben de ödeme işlemlerini halledeyim. Vezne ne tarafta acaba? Hemen girişte, alt katta. Teşekkür ederim doktor bey. Tekrar geçmiş olsun. Çok sağ olun. Rica ederim. Affedersiniz. Teşekkür ederim. İyi günler. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba. Şu ödemeyi yapacaktım. Tabii efendim.
350 milyon. Hay Allah. Yanımda da o kadar para yok. Sorun değil. Kredi kartıyla da ödeyebilirsiniz. Kredi kartıyla mı? Tabii. Şimdi her şeyi kredi kartıyla ödeyebilirsiniz. Sevgili izleyenler, bu gerçekten yaşanmış öykü hepimize ders olmalı. Kredi kartıyla aldığımız her şeyi er geç ödemek zorunda olduğumuzu unutmayalım. Cebimizden para çıkmıyor diye gelirimizin üzerinde harcama yapmayalım. Borç batağına batmayalım. Kredi kartımızı akıllı kullanalım.